Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bodrum'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Doğuş Emlak'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Taşkın Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Taşkın Bey merhabalar. Merhabalar Sinan Bey kardeşim. Nasılsınız? İyisiniz, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Size çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Başımız üstünde yeriniz çok var. Sağ olun efendim. Taşkın Bey, ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Taşkın Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Adım Bedri Taşkın İşcan. Muğla Milas doğumluyum. Evet. 1982 yılından beri Turreis Bodrum'da. Öncelikle turizm işiyle uğraştıktan sonra belirli yıllar, evet, son 90 yılından itibaren de emlak işine başladım. Şu an burada da bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor, evet, diyebiliriz. Aynı şekilde devam ediyor. Mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar ev satışlarında insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, neler peki bunlar? Biraz açabilir miyiz buraya? Çünkü çok önemli bir iş yapıyorsunuz aslında. Yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Neler? Özellikle ağırlık olarak biz emlak işinde ev alım satımıyla ilgili olarak çalışıyoruz. Tabii buna keza küçük arsalar ve büyük, nadir de olsa bir iki tane yıl içinde arazi işleri de alım satımda. Karşılıklı alıcı ve satıcı arasında yardımcı olmaya çalışıyoruz her konuda. Evet. Tabii ki özellikle insanların alım güçleri çok iyi olmadığı için her ailede hayatında çok nadir de olsa yani ayırabildiği parayla bir ev ve araba alma sahibi olma. Evet, insanlar yıllarca aslında bir birikim yapıyorlar. O birikimlerin değerlendirirken de biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bu durumdan dolayı da insanlar da bir emlakçılara karşı ön yargı var. Ve sıkıntı sektörde çok büyük sıkıntı. Sıkıntı sektördür. İşte burada bizim kendimize göre farklılığımız ve dürüstlüğümüz, düzgün insanlara iyi hizmeti verebilmek. Ve ilk karşılaştığımız andan itibaren karşılıklı olarak ne istediklerini, ne arzu ettiklerini belirli bir süre zarfında konuşup çok iyi şekilde algılayıp ona göre karşılıklı güven içerisinde hizmet vermek amacımız. Ki bunu da mümkün olduğu kadar müşterilerimizden aldığımız referanslara göre iyi becerdiğimizi düşünüyorum ki çok arkadaşımız da şimdi ben öyle ki burada bir aile emlakçısı gibi oldum. Çoğu insanlar emlakçılardan ürkerek geçer. Karşılara caddeden geçerken, evet, iyi bakışlarla, iyi niyetlerle geçmezler. Ama bizdeki olayların hepsi farklı. Biz bir aile gibi olduk. Müşterilerimizin hepsi gelir, otururlar. Beraber konuşuruz. Çay kahvemizi içeriz. Onlar, evet, arkadaşlarını bize yönlendirirler. Allah'ın izniyle düzgün işler yapmaya çalışıyoruz burada. Kesinlikle önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışı diyoruz aslında burada. Evet. Ama bence başarınızın bir kere en büyük sırrı şu, bir kere severek yapıyorsunuz işinizi. Her iş kolunda olduğu gibi işinizi öncelikle sevmeniz. Evet. Yani aşık olmanız lazım ki insanlara bir şeyler verebilirsiniz. Evet. Ve bu konuda da kendiniz donanımlı olmak zorundasınız. Evet. Şimdi her önüne gelen emlak işi yapmaya kalkarsa işte bu tip sorunlar çıkıyor meydana. Evet. Dolayısıyla insanlar da emlakçılara karşı bakış açıları çok farklı oluyor. Önemli olan bizim bunu kırdığımız ve kırdığımız için de başarılıyız biz. Güzel de götürüyoruz işimizi. Evet. Allah'a şükürler olsun. Evet. Allah herkese de bol kazançlar versin. Diyelim. Peki hangi bölgelerle çalışıyoruz Taşkın Bey? Benim özellikle çalıştığım bölge Turreis ve çevresi. Evet. Ne oluyor? Akyarlar, Karancır. Diğer taraftan Gümüşlük, Kadıkalesi. Ben bu alanlar içinde ev alım satımı,
arsa alım satımında insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki bu yola çıkarken, bu macera başlarken mutlaka bir hedef koymuşsunuzdur Taşkın Bey kendinize. Bu hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Hani bundan sonra neler olur hedeflerde, sizleri nerelerde görebiliriz? Ha, kendi açımdan ben hedeflerimi tane tane her gün bir basamak bir basamak daha çıkıyorum. O evet. Konuda benim herhangi kendi şahsım adına herhangi bir sıkıntım yok. Evet. Ama sektör olarak derseniz burada büyük ekonomik yani sıkıntılar da var. Çevre düzenlemelerinde, belediyecilikte yapılmamış bazı düzensiz çalışmalar var. Onun sonucunda insanlar yaptıkları yatırımın iyi mi kötü mü olduğunu hep böyle bir kuşku içindeler. Ki Bodrum ne kadar güzel bir yer aslında. Çirkin yapılaşma, düzgün yapılaşmanın olmadığından dolayı farklı lanse edilebiliyor, farklı algılanabiliyor. Aslında evet, bunların evet. Üzerinde durulsa evet. Belediyecilikte biraz daha gelişmesi gerekiyor. Evet, çalışma aslında. Lazım. Çalışma lazım. Evet. Evet, belki ilerleyen dönemlerde şubeleşmiş olarak da görebiliriz sizleri. Neden olmasın aslında? İnşallah. Ama zamanla olabilecek şeyler. Ben belki daha böyle kendim böyle daha mülayim, daha böyle kendi etrafımda, kendi çevremde, evet. Kendi aile düzenim içinde, işte müşterilerimle o şekilde kalmak istiyorum. Yani büyümekten ziyade, evet neden olmasın, yapabilirim. O konuda herhangi bir sıkıntım yok. Evet. Bilgi konusunda, donanım konusunda. Ama herhangi... bu kaliteden de emin adımlardan taviz vermeyeceğiz. Evet. Yavaş gidelim, az gidelim ama düzgün gidelim. Düzgün olsun, dürüst, güvenilir olsun. En önemli şey bu. Evet, biz bu yolda sizlere başarılar dilerim Taşkın Bey. Teşekkür ederim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hizmet ve ticari hayatınızda sizlere başarılar diliyoruz. Çok sağ olun efendim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok mersi. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Bodrum'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Doğuş Emlak konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz.